Kartal Cemevi Vakfı'ndayız. Yas-ı Muharrem 12 İmam Orucumuzun birinci günündeyiz. Az sonra oruç açma anı başlayacak. Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı bildiğim kadarıyla 30 yıldan beri bu inanç merkezimizde hizmet etmekte. İki dönemdir de Kartal Cemevi Vakfı Başkanı olarak bu hizmetini devam ettirmekte ve gerçekten de canlarımıza hak ettikleri hizmetin kalitelisini sunmakta. Başkanım, sözü uzatmadan size bırakalım. Evet, Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı demektir. Bir aydır Muharrem. Muharrem orucu diye de bu anılıyor. Evet, biraz önce Sayın Başkanımın dediği gibi Alevi Bektaşiler yoğun tutuyor ama İslam aleminin tutmuş olduğu bir oruç Muharrem ayı ve bütün peygamberlerin de bu orucu tuttuğu, yani insanlığın orucu aslında. Fakat 10 Ekim, bu sene tesadüf 10 Ekim'e geldi Muharrem'de. Arap takvimine göre 10'ar gün döndüğü için 10 Ekim'de İmam Hüseyin şehit ediliyor. Yani Kerbela'da. Kerbela olayını zaten dedelerimiz daha geniş anlatacaklar sohbetlerde. Oraya çok girmeyeceğim ama burada bir zalimin yürütmüş olduğu zulüm var mazluma karşı. İmam Hüseyin haksızlığa baş kaldırdığı için Kerbela'da şehit edildi. Yani ebevi zihniyeti o gün bir peygamberin torununu katlediyor. İki gün cenazeler orada kaldığı için İslam alemindeki, İslam'ın Alevi Bektaşi kolundaki inanç sahipleri iki gün daha, bu 10 gündür aslında Muharrem ayındaki oruç, 10 aşure demek, 10 demek. O günde aşure veriliyordu. Fakat 2 gün yas tutulur. Ama bu zulümden sonra, Kerbela şehitlerinden sonra, İmam Hüseyin ve 72 canlı yoldaşından sonra 12 güne çıkmıştır. Her peygamber için bir gün denk geliyor. 12 gün diye tutuluyor. 12 gün yas olarak da tutuluyor. Yası mateme dönüştü bu oruç. Bu orucun tutuş şekli çok sesli, davullu, zurnalı, gürültülü, şatavatlı restoranlarda, otellerde yemek verilmez. Sahura kalkılmaz. Mütevazi bir evde ne bulunmuşsa onunla yenilir, açılır. Çok et yenilmez. Yani insana zevk sefa verecek, yani işte bugün bir ziyafet çekeyim türü bir oruç açma olmuyor. Sade bir oruç açma. Essiz ve çok fazla gıda tüketilerek değil, su içilmez. Biraz önce dediğiniz gibi biz 5 yıldır yaklaşık Kartal Belediyesi, bunu Yurt TV'deki Yurtta Gündem programında da işlemiştim. İlk kez nasıl Ramazan ayında vermiş olduğu yemek meclis kararıyla Muharrem ayında da Kartal merkezde olmak üzere vakfımız ve diğer Uğur Mumcu gibi diğer almak isteyenlere de burada yemek pişirilip ve dağıtılıyor. Bu konuda aşurede de bunu meclisten geçirdiği için, yani sadece bir sadaka kültürü gibi değil, yani bir belediyenin bir erzak veya bir ufak yardımı gibi değil, resmi kimliğimizi tanıyarak yapılması bizim için çok önemli. O anlamda Sayın Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada halkımız da, belediyemizin dışında halkımız da günlük geliyor, yemeğe adını yazdırıyor, hayrına yazdırıyor, lokma bulunuyor ve burada birlikte bu lokmaları paylaşıyoruz. Oruç açımından sonra da dedelerimizin ve inanç konusunda yetkin olan akademisyenlerimizin, ilahiyatçılarımızın davet ediyoruz. Muharrem sohbetleri şeklinde 12 gün boyunca bunu sürdüreceğiz. 10. gün bir geleneksel hale getirdik. Kartal'da Mersiye gecesi yapıyoruz. Bizim zakirlerimiz ve bu konuda çok uzman, bu yıl Muharrem Temiz arkadaşımız ve dedemizle birlikte olacağız hep birlikte. Yine Hasan Ali Yücel'de. Aşure orucun son günü saat 3'e kadar Kartal'da bir 5000 insanımıza burada aşure dağıtıyoruz. Daha sonra Kartal Meydanı'nda 10.000 kişiye aşure dağıtıyoruz açık halka. O gün birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Ve Yurt TV izleyicilere şunu söylemek istiyoruz ki Yurt TV'deki programlarımızda bunu işlerken de
sizlerin aracılığıyla her gün bir cemevimizde olacak Yurt TV. Yurt TV sahibi Sayın Durdu Özpolat'a da bütün çalışanlara da çok teşekkür ediyoruz. Sadece birkaç kanal değil, Yurt TV'de bugünden itibaren her gün bir cemevimizde dedelerimizle, oruç açan yurttaşlarımızla sohbetlerini devam ettireceğiz. Biz burada tabii bu duyarlılığı TRT'nin de göstermesini istiyoruz. Bütün kanalların göstermesini istiyoruz. Ve Kerbela'nın hala devam ettiği kanısındayız. Emevi zihniyeti nasıl o gün orada zulmetmişse, diri diri o masum ufak çocukları katletmişse, bugün de aynı devam ediyor. Suruç'ta, en son işte Ankara'da bütün canlarımıza, ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Ve dualarımız ve temennilerimiz, bu yıl onları da katacağız. Bizim için onlar da bir İmam Hüseyin'dir. Dava uğruna, inanç uğruna, demokrasi uğruna şehit düşmüşlerdir. Ama biz yine barış dilimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başkanım, az önce çevre çekimini yaparken güzel bir pankart gördük. Bunu söylememin nedeni tam da bu Yas-ı Muharrem ayına da eşdeğer düşüyor diyelim. Katil anları kınıyoruz güzel diye bir pankart asmışsınız. 12 Ekim 2015'te burada yine barış ve demokrasi adına şehit olan bir canımızın, bir yurtseverin cenazesi kaldırıldı. Bu konuda kısaca ne diyorsunuz? Çünkü gerçekten Yas-ı Muharrem ayına denk düştüğü için bu sorumu soruyorum. Muharrem ayında bırakın insan kanının akmasını, Aleviler et yemiyorlar ki canlı kesilmesin diye. Ağaç kesmezler. Ya bir canlı kıyımı düşünebilir mi? Terör nereden gelirse gelsin, terör hangi kesimden gelirse gelsin, biz Aleviler hep terörün karşısındayız. Barış dilini kullandık. Aleviler Kerbela'dan bugüne, Osmanlı dönemi de dahil, Cumhuriyet döneminde de dahil, zaman zaman kıyımlara uğradılar. Maraş'ta da, Çorum'da da, Sivas'ta da, Gazi'de de, Gezi'de de ve Ankara'da da, Suruç'ta da. Ama hiçbir zaman intikam duygusuyla davranmadılar. Hiçbir zaman kim ve nefret, intikam söylemiyle bulunmadılar. Biz de incinsen de incitme düsturundan hareket ederek biz kanın durmasını istiyoruz. Ankara son olsun istiyoruz. Yani kimsenin burnu kanamasın, hiçbir şehit olmasın. Ne sokaktaki, ne dağdaki, ne askerimiz, ne polisimiz. Herkes ana kuzusu. Yani bir yerden gelince öbürüne ya oh iyi oldu türünde denilecek bir insan değiliz. Başkanım, son bir açıklama bekliyorum zamanınızda varsa. Az önce yine dış çekim yaparken yine minacık küçük çocuklar gördük. Hayatımızın, geleceğimizin aydınlık yüzleri. Galiba burada sorduk, kurs görüyorlarmış. Bizim Kartal Cemevi Vakfı inanç hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda bildiğim kadarıyla bir eğitim akademisi. Bu konuda kısaca bir açıklamanızı alabilir miyim? Şimdi 2 yıldır bu bulunduğumuz mekanın üst katı tamamen dershaneye çevirdik. Gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla okul çocuklarımıza ilave dersler veriyoruz. Ayrıca halk eğitimle birlikte de, halk eğitimi verdiği öğretmenlerle de burada hayata dair bütün, yani okul İngilizcesi, matematik, Türkçesinin dışında da işte gitarıdır, korosudur, işte hobi dersleri veya meslek gruplarıyla ilgili kuaförlüktür, biçki dikiştir. Üst katımızda bunu gerçekleşiyoruz. Bir üst katta çocuklar demişken yine 4 yıldır faaliyette Kartal Belediyesi tarafından çocuk diş ve ağız sağlığımız var. Orada da ücretsiz bu hizmet duruyor bütün okul çocuklarına. Bu anlamda bir cemevinin sadece cenaze hizmeti, inanç hizmetinin dışında eskiden dergahların özelliği buymuş. Dergah okul demek. O anlamda da biz Kartal Cemevi'nin bir geçmiş dergah gibi kültürüyle, inancıyla, sosyal faaliyetiyle, paneliyle, insana dair ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğumdan ölüme kadar. Teşekkür ettik. Saygıdeğer Yurt TV izleyicileri, sizleri Kartal Cemevi Vakfı'ndan saygıdeğer belediye başkanımız Atınok Özbey ve yine Kartal Cemevi Vakfı Başkanı İsmail Saçlı ile buluşturduk. Biz hem bu saygıdeğer iki değerli başkanıma hem sizlere inanç ve barış dolu aydın yarınlar diliyoruz ve
Yas-ı Muharrem orucu hayırlara vesile olsun diyoruz. Ben Mustafa Bor, sevgi saygımla. Hoşça kalın, dostça kalın.